Selamun aleyküm sevgili çocuklar, kıymetli veliler. Mektep Anadolu Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak rahmet ve marifet yüklü Ramazan ayınızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını ve bir öncekinden daha güzel, birlik ve beraberlik dolu bir ay geçirmenizi diliyorum. Mektep Anadolu Eğitim Merkezi 200'den fazla öğrencisi ve 20 tecrübeli eğitimci kadrosu ile Viyana'da hafta sonu İslami ilimler eğitimi veren en büyük kurumlardan birisidir. Kurumumuzda toplam yaş seviyelerine göre düzenlenmiş 10 sınıfımız mevcuttur. Kur'an-ı Kerim ağırlıklı olmak üzere siyer, ahlak, itikat, ibadet, İslam tarihi gibi temel eğitim derslerimiz branşlarında tecrübeli eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir. Ayrıca çocuklarımıza özgüven duygusu, kaynaşma ve dayanışma ruhu ve de sorumluluk bilinci kazandırmak, ayrıca sosyal ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla çeşitli sosyal etkinliklerimiz yapılmaktadır. Koronavirüsü tatili süresince öğrencilerimizin rutin eğitimlerinden geri kalmamaları için Mart ayının son haftasından itibaren online eğitime başlamıştır. Ana sınıfımız haricinde bütün sınıflarımızla haftada 4 saat olmak üzere Kur'an-ı Kerim ve müfredata uygun olarak temel bilgiler dersleri uzaktan eğitime devam etmektedir. Tabii ki yüz yüze eğitim kadar verimli olmasa da amacımız her koşulda ve her türlü zorlukta eğitimimizi devam ettirmek ve daha da önemlisi çocuklarımızın bu karantina döneminde manevi olarak ailelerine destek olmak, derse katılma, ders dinleme, ödev hazırlama gibi etkinliklerle zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlamak. Derslerimizin 4 haftadır düzenli bir şekilde devam etmesi, siz velilerimizin büyük destekleri ve hocalarımızın üstün emek ve çabaları sayesindedir. Allah hepinizden razı olsun. Evet sevgili çocuklar, Mektep Anadolu eğitimcileri ve idarecileri olarak hepimiz sizleri çok özledik. Ve bu özlemimiz Ramazan'ın gelmesiyle birlikte daha da arttı. Çünkü beraber iftar, hatim, kandil programları gibi çeşitli aktivitelerle birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı beraber yaşayarak geliştirmeyi planlamıştık. İşte bu planlarımızın geri kalmaması ve bir nebze de olsa özlemlerimizi bu şekilde gidermek için diğer hocalarınızın da sizlere mesajları var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli arkadaşlar, değerli öğrenciler, sizleri selamın en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün alışığın dışında olmuş bir şey yaparak sohbeti anne babalarınıza değil de siz değerli öğrencilere yapmış olacağız inşallah. Bildiğiniz gibi bir virüs sebebiyle evlerimizde bulunmaktayız. Evlerimizden mümkün olduğunca çıkmamaktayız. O yüzden bu sohbeti de acizane evden yapmış olacağız. Arkadaşlar, bugünkü sohbet konumuz yaklaşmakta olan Ramazan ayı. Ramazan ayı ile alakalı birkaç noktada inşallah hasbihal ettikten sonra sohbetimizi noktalandırmış olacağız. Bu sene her birimiz için biraz sürpriz oldu aslında. Bunun sebebi de ilk defa hayatımızda evden çıkmayacağımız, belki çıkamayacağımız bir Ramazan ayı ile karşı karşıyayız. Ve Ramazan ayını evde geçirmek zorundayız. Okula gidemiyorsunuz, camilere gidemiyorsunuz, mekteplere, dışarıya çıkamıyorsunuz. Hatta ve hatta iftarlarımızda bile aile yakınlarımıza ziyarete gidemeyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bu seneki Ramazan ayının evdeki hocaları, evdeki bilge kişileri sizler olun inşallah ve evlerinizde kısmen Ramazan ayını süsleyen insanlar olun. Sizden isteğimiz ve istirhamımız budur arkadaşlar. Ne demek bu hocam diye soracak olursanız arkadaşlar, bir, biliyorsunuz Ramazan ayına has bir sünnet ibadet nedir? Teravih namazları. Teravih namazlarının öncüsü, takipçisi sizler olun inşallah. Evlerinizde cemaat olun. Babalarınız gerekirse imamlık yapsınlar. Sizler
cemaat olarak uymuş olun ve camilerimizin kapalı olduğundan dolayı teravih namazlarımızdan mahrum kalmayalım arkadaşlar. Tabii Ramazan ayı deyince bizler için bir manevi hava esmekte arkadaşlar. Ramazan ayına girince her mümin, her Müslüman biraz da olsa tebessüm eder ve Ramazan ayını sevinç ile karşılar. Ve Ramazan ayının bitmesiyle de hüzne boğulur arkadaşlar. Her ne kadar bizim için Ramazan bayramı gelmiş olsa da orucu özlemeye başlarız ve bir sonraki orucun gelmesini de dua ederek Rabbimizden isteriz. Arkadaşlar, çok fazla uzatmayacağım demiştim. Ramazan ayı ile alakalı bir hadis söyleyeceğim. O hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: oruç tutun, sıhhat bulursunuz. Yani sıhhat, sağlık demek arkadaşlar. Bizler de yaşı uygun olan arkadaşlarımız tam oruç tutacaklar. Yaşı daha ufak olan arkadaşlarımız, ana sınıflarımız, birinci sınıflarımız gibi sınıflarımız da inşallah tekke orucu denen, öğlenene kadar tutulan oruçtan tutmuş olurlar ve oruca alışmış olurlar inşallah. Arkadaşlar, Ramazan ayında tutulan orucun bize sıhhat verdiğini söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elbet bir bildiği vardır bunun ile alakalı. İnsan vücuduna bir sene boyunca yemiş olduğu yemekler, ekmekler, sular, çorbalar vesaire, hatta ve hatta yemememiz gerekiyor belki ama yemiş olduğumuz şekerler ve çikolatalar da dahil buna. Arkadaşlar, bunlar sürekli vücudumuza girdiği için bir ay boyunca vücudumuzun bununla alakalı bir dinlenmeye ihtiyacı var. Nasıl akşam olduğu zaman bizler yatıp dinleniyor isek, Ramazan ayında da vücudumuzun biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Yani sürekli yeme içmeden ziyade günün belli vakitlerinde yiyip içeceğiz ki günün diğer vakitlerinde midemiz boş kalsın. Biraz da acıkarak mümin kardeşlerimizi, yemek bulamayan mümin kardeşlerimizi hatırlamış ve anlamış olalım inşallah. Arkadaşlar, sizlerin birinci görevi ne demiştik? Evde teravih namazının takibatını siz yapacaksınız inşallah. Hatta ve hatta erkek olan öğrencilerimiz evde iftar vaktinde bir ezan okuyacak. Ve Ramazan ayında arkadaşlar sadece teravih namazlarını değil, evde olduğunuz müddetçe babalarınız da eğer çalışmıyor ise Ramazan ayındaki tüm ibadetlerimizi hep beraber yapalım. Mümkün olduğunca Kur'an-ı Kerim okuyan ablalarımız ve abilerimize söylüyorum, yaşları büyük olan öğrencilerimize. Evde ailecek hatim indirmeye özen gösterin. Bu nedir? 5 sayfa siz okursunuz, 5 sayfa anneniz, 5 sayfa abiniz, 5 sayfa kardeşiniz, babanız, neyse. Ama bir hatim indirmeye özen gösterelim. Namazlarımızı cemaatle kılmaya özen gösterelim. Ve arkadaşlar, Ramazan ayına has olan bir ibadet olan teravih namazımızı da beraber bir şekilde kılmış olup duamızı da beraber yapmış olalım inşallah arkadaşlar. Ramazan ayı denince akla gelen bunları elbette evimizde olsak da yapmak zorundayız arkadaşlar. Zaten internet üzerinden dersleriniz devam ediyor. Ramazan ayında da büyük ihtimal eğer hala kurumlarımız, camilerimiz açılmamış ise Ramazan ayında da bunlar geçerli olacaktır. O zaman da derslerinize oruçlu olsanız bile katılın arkadaşlar. Oruç aslında insanı yormaz, insanı dinlendirir, insanı güçlendirir ve insana sağlık verir dedik, değil mi arkadaşlar? Bugün burada çıkaracağımız dersler o zaman: 1- Orucun biz müminlere sıhhat vermesi, sağlık vermesi. 2- Teravih namazlarımız her ne kadar camilerimiz kapalı olsa bile evlerimizde ailecek teravih namazlarımızı kılabileceğimiz. Daha önemlisi, vakit namazlarını cemaatle kılmamız, yani sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını cemaatle kılmamız ve arkadaşlar ailecek bir hatim indirmeye özen göstermemiz gerekiyor. Eğer çok hızlı okuyamıyorsanız bir tavsiye olarak internetten bir hocayı dinleyerek takip etmenizi de sizlere tavsiye edebilirim. Belki okumanız da bu şekilde gelişmiş olur inşallah. Tabii oruç sadece sünnetle geçmiyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de de çeşitli ayetlerde Allah Azze ve Celle bizlere oruç tutmamızı emrediyor. O yüzden arkadaşlar, bizler de bu senenin oruç hocaları, Ramazan hocaları olarak inşallah evdekilerin orucunu inşallah takip edeceğiz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden Ramazan ayı hakkımızda hayırlı olsun ve bu virüsten kurtulmamızı inşallah bizlere nasip etsin Rabbimiz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Selamünaleyküm. Ben tarih öğretmeni Caner Özünlük. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün sizlere kısaca Osmanlı Devleti'nde Ramazan ayında yaşanan gelenek ve görenekleri anlatacağım. Üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu'nda 11 ayın sultanı Ramazan ayı her zaman için çok önemliydi. Öncelikle zimmem defterini anlatmak isterim. Osmanlı'da Ramazan günlerinde dönemin varlıklı aileleri hiç tanımadıkları yerlerde bakkal ve manav gibi dükkanlara girer. Onlardan zimmem defteri denilen borç defterlerini çıkarmalarını isterlerdi. Bu borçları ise tamamını ödeyip Allah kabul etsin der çıkıp giderlerdi. Böylelikle borçluyla karşılaşmamış olurlardı. Borçlu olan insanlar mahcup olmazdı. Sağ elin verdiğini sol el görmezdi. İkinci olarak ise cerre çıkmak adeti vardı. Ramazan geleneklerinden biridir bu da. Seçilmiş medrese talebeleri halkı dini konularda aydınlatmak ve kendi öğrendikleri bilgileri pekiştirmek için memleketin farklı bölgelerine gönderilirdi. Bu olaya ise cerre çıkmak denilirdi. Son olarak diş kirası adetinden bahsetmek isterim. Osmanlı'da Ramazan ayında halk eşini, dostunu, akrabalarını evlerine iftara davet eder ve onları ağırlarlardı. Ancak çoğu zaman kapılarını da açık tutarlardı ki ihtiyacı olan insanlar gelip içeri girip iftarlarını beraber yapmalarını, iftar sofralarına dahil olmalarını isterlerdi. Ve tanıdık olup olmaması da önemli değildi Osmanlı'da. Tanrı misafiri denilirdi bunlara. İftarın ardından ev sahibi yemeğe gelen misafirlere diş kirası ismi adı altında hediyeler sunardı. Bu diş kirasının anlamı şudur. Gelen misafire sen benim Allah katında hayra girmeme vesile oldun. Bunun için sana hediye veriyorum demekti. Ceddimiz böyle ince düşünceliydi. Osmanlı Devleti'ndeki Ramazan ayında gerçekleşen gelenek göreneklerden bazıları böyleydi. Ceddimiz müthiş bir hoşgörüye, edebe ve ilme sahipti. Üzerine tefekkür etmemiz gereken adetlerden sadece bazılarıdır bunlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.